Tatar'la beraberiz. Çamoluk'un tarihini konuşacağız belediye başkanımızla. Raif amca merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize Çamoluk tarihini anlatırsan seviniriz. Bilmeyenler, tanımayanlar, gençler için Çamoluk nasıl kurulmuş, ne zaman nahi olmuş, ne zaman belediye olmuş, eski Çamoluk, yeni Çamoluk, buyurun. Allah razı olsun. Şimdi Hasan Bey, duyduğunuz gibi büyüklerimizden öğrendiğimize göre 1935'e kadar biliyorsun buranın ağırlığı Yeniköy'deymiş. Evet. Arif Efendi, Arif Efendi'den sonra Tevfik Bey. Anladın mı? O şekilde devam etmiş ve 35'te buraya bir şey kurulmuş. Belde. İlk nahiye müdürü Süydü Müdür diye geçiyor. O gelmiş bir belde olarak böyle devam etmiş. Ve o tarihte biliyorsun bizim bu derenin uşağı tam o zaman gurbetçiliymiş yani. Cumhuriyet kurulmadan evvel bile gurbetçiymiş. Hı. Ama gurbete yürüyerek Giresun'a gidiyorlarmış. Ta ki 1938'e kadar. Gemiyle yani. Yolculuk. Ve 1938'de tren geliyor Kemal. 1950'ye kadar Hasan Bey Çamağa devam ediyoruz. Yani yaya gidiyoruz, oradan trenle İstanbul'a gidiyoruz. Hı. Ve 1950'de efendim Gölova'ya o burunsuz kamyon, burunlu kamyonlar var. Onlar evet. Geldi, kamyonlar geldi. Babanı çok iyi bilir o. Evet, hep, babam çok gitmiş gelmiş. Hep onlarla gittik geldik. Ve o yolun o buraya kavuştu. Yalnız bizim köyde belki duyduğunuz bir taksi getirdiler. Taksiyi taşlarına giderken yolda devirdiler. Ondan sonra daha sahip çıkılmadı. Burası öyle devam etti. Ve 1968'de burada geldik, merkez muhtar olduk. Senin buyurduğun gibi o zaman derneğimiz, merneğimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. O zamanki muhtarları topladık, biz önder olduk merkez muhtarı olarak. Bize 4 muhtar sahip çıktı. Yani devamlı ne ihtiyaç varsa o birileri de takviye yapsın dediler. Dursun Gece. Allah rahmet eylesin. Ha. Öldü. Duydun şimdi hasta Dursun Sunay. Totocu dediler yani. Evet, evet. O iki. Efendim. Ben üç. Bir de şimdi Dineklerle geliyor. Köroğlu'ndan Osman dayı. Şey. Evet. Dört kişi. Dört kişi. 68'de biz muhtar olduğumuz zaman senin Alucara yolu itiraf hükmeti başlatmış. 8 senede Allah şahit Zodama'ya gelmiş. Yeğenimiz. 8 senede biz o hızla 4 ayda yolu Çamurlu'ya kavuşturduk. Ondan durmadık. Senin bildiğin gibi gittik, araştırdık. İşte Vahit Bozatlı'yı bulduk. Hani evden mi? O zaman bütçe konseyi başkanıydı 69'da. Ve bu Sema yolunu bize söz verdi yani. Ben orayı dedi açtıracağım. Mutlaka açtıracağım. Ben Yeniköylüyüm. Annem Yeniköylü. İki derenin arasında kalmışsınız dedi. Ve biliyorsun Hasan Bey çok engellediler ama mani olamadılar. Bir açıldı. Gelen dere yolunu bir reform geçirdik Brice'in. Orayı da Oltan Sungur'la el aldı. İnşallah orada kavuşursun dedim. İnşallah. Demin güzel bir şey söyledin. Her taraftan yol geldiği zaman dedin. Çamurluk o zaman çamurluk olacak. Ve ben sigortamı doldurmak için beni bacanağım Mehmet Ali iyi tanıyorsun. Evet. Beni götürdü İstanbul'a. Osman Bey'de. Çay kahve yaptım oradaki toplumu hanım. Orada sigortamı doldurduğum zaman muhtarlığımda bütün adımlar attık bu şeyin belediyenin kurulması falan ama muvaffak olamadık. O zaman 2000 nüfusu dolduramıyorduk. Geçmişin milletvekili sağ olsun yardımcı oldu. İşte kuru kol aldılar benden sonra. Bu şimdiki reis Cemil o zaman muhtardı. Evet. Kuru kolun muhtarıydı. Sağ olsun onun da katısı var. Biz hiçbir zaman karşımıza sizi rakibi kötülemeyiz. İyi tarafını söyleyelim ben de. Evet. Sen beni biliyorsun. Evet. Ama ben senin kötü tarafını da söyledim mi kızmayacaksın. Yok aslında. Yok. Aslı mıyım? Yani doğru. Bazı kızıyı böyle ya. Yok. Ya kızma baba. Ben seni hep methedirsem onun kıymeti olmaz ki. Olmaz. Onlar o şeyi kurdular.
İşte kaderde varmış ara seçimi. Beni İstanbul'dan getirdiler. Evet. Reislik ara seçimi olacak. Buraya geldim ki tanıyorsunuz. Hasan Düz. Evet. Aday. Enver Gürsoy aday. Rasim Sürücü aday. Ben de getirdiler. Ben de adayım. Belediye olmuş muyduk o zaman? Nahiye miydik? Yok belediye oldu işte. Belediye kuruldu. Belediye olması nasıl oldu pekala? Belediye İşte olmadı. Onu diyorum ya, belediye olmasını ben adım attım. Evet. Nüfusu dolduramadım. Ben evet. O ara muhtarlığım bitti. İstanbul'a gittim. Osman Bey'de. Arkadaş da o zaman Cemil Tatar. Bu şimdiki reis Cemil Uzun. Bir de Rafet Karabul var Foldan. Bunların üçü bir araya geldiler. O iki köyü dalıyla. Yani ben kendi köyüm, onları almadan kendi köyümle kuracaktım belediye. Evet. Kuramadım yani. Yetmedi. Belediye kuruldu. Onlar kuruldu işte. O şekilde Yavuz Köymen de yardımcı oldu onlara. Belediye kuruldu. Ara seçimi şeyi geldi gündeme. 1987'de. Evet. Ha, ben İstanbul'dan getirdiler sizin gibi arkadaşlar. Muhtarlığımda gördüler hizmetleri. Evet. İtiraz etmediler. Getirdiler. İşini geldik. Aynı partiden efendim dört adayız. Enver'i geri çektik. Dedi ki böyle. Bu senin burada ticaret yapıyorsun. Efendim. Hasan Düz baktı ki ben ağırlıklıyım. O kendiliğinden çekildi. Rasim Sürücü'yü tanıyorsun. Evet. O inatlaştı. Aynı köydeniz. Ya illeti olmaz. Ve delege seçimine gittik. Evet. 80 olaya bak. 80 oyu o aldı. 81 ben. Delegeyi kazandık. Ve kaderde varmış. Belediye reis olduk. Yani biliyorsun ben reis olduğum zaman hiçbir taşını tik yoktu. Evet. Ama çalıştık, çabaladık. Her şeyi yapmaya çalıştık yani. A'ından Z'ine kadar. Olamadı. Olmayan bile kaldı. Hayır. Ben şey soracağım Rafet amca. Bu Çamoluk adı nereden geliyor? Mindeval'dan Çamoluk'a nasıl? Yani Mindeval adı nereden geliyor? Çamoluk adı nereden Şimdi, geliyor? Şimdi Mindeval büyüklerimize göre o Kur'an-ı Kerim'de mealfi vardır. Evet. Mim'inle başlar ya. Evet. Onu oradan almışlar. Hasan Bey bu Çamurluk'ta bu itiral oldu ya 60'ta. Evet. 60'ta burası Teştik. Teştik ya, mahallesi. Bu Hristiyan ismiymiş. Evet. Çamurluk o zaman alındı yani. Biliyorsun çok iyi. Çamurluk o zaman alındı. Vartaldı mesela. Kırıl oldu. Avarak Avram. Avram'ın şeyi. Avarak'tı evet. Yusuf Hacı Ahmet oldu. Hacı Ahmet oldu. Hüsep. Yani o da Yusuf Eli oldu. İşte bu isimler buradan geldi. Yani Çamoluk adı o 1960 itibarında Teştik kaldırıyorlar Çamoluk olarak. Çamoluk olarak. Bütün. Peki ya buralarda çam var mıymış da böyle? Çamoluk adı nereden gelmiş? İşte varmış. Ormanları şey yapmışlar. Yani evet, havadan çekmişler uçakla. Hep orman biliyorsun. Bu taraf Taşdemir olsun. Evet. Yuvacı. Bu Yenice o hareketliyse hep orman. Her taraf orman. O şekilde olmuş. Raif amca ben bir de şey sormak istiyorum. Şimdi eski Çamoluk'la yeni Çamoluk. Mesela sizin belediye başkanlığını yaptığınızda taş yok, yol yok, su yok, hiçbir şey yok. E şimdi Allah'a hamdolsun sağlık merkeziyle, itfaiyesiyle asfaltlanmayan köy yolları kalmadı. Böyle eskiyle yeniyi bir değerlendirir. Sizin zamanınızdaki imkansızlıklarla yaptığınızla şimdiki arasını. Şimdiki senin buyurduğun gibi 100 katlar yani. 200 evet. katlar Hasan Bey yani. Evet. Şimdi Allah için konuşmak lazım. Bana bir zirai donanımından bir kepçe verdiler. Sade bir kepçe. Evet. Onu da sağ olsun işte bu dernekçiler şeye çevirdiler. Hani böyle katı falan yapılması. Katıya. Çalışmadı. Evet. Bizden sonra hoca geldi işte bir kepçe mepçe aldı. Sağ olsun bu hükmet geldi. Cemil geldi. Araş gereç doldurdu orayı şimdi. Bunlar inkar edilmez yani bu. Doğru. Bir şey yapılmadı dediğim zaman yani benim ne şeyime yakışıyor kaletlerime ne yaptığım şey dedi mi abi? Doğru diyorsun. 100 katla yani.